Eski açıktan herkese merhaba. Kerem Evet ve Sinan Yılmaz'la beraber çok uzun zamandır sağ dışı herhangi bir gündemin olmadığı tamamen saha içini ve transferleri konuşacağımız bir yayında daha beraberiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Mutlusunuz değil mi? İlk defa sağ dışı herhangi bir şey konuşmayacağımızı bildiğiniz için. Öyle bir de ilk defa böyle nasıl söyleyeyim Galatasaray'daki yok karışık gündem yok. Evet, yani. evet. Okan Buruk'un gelişi ee, ...ve Okan Hoca'nın e, güzel bir şekilde karşılanışı... ...taraftarlar nezdinde de böyle bir e, bölünme, yaşanmaması... ...güzel bir imza töreni. E, üstüne şimdi işte transferler başladı. Abdülkerim Bardakçı transferi oldu. Orada da e, iki tane zil rakibinin de istediği bir e, defans oyuncusunu... Galatasaray vallahi çok da belli etmeden diyeyim... ...çok da bu yarışın içine böyle önceden girip... ...uzun e, medya gündemleri yaratılmadan... ...bir günde aşağı yukarı... ...bir gece bayağı. ansızın, bir oldu gece yani. ansızın. E, bitirdi. E, o yüzden mutluyuz yani şu anda ciddi bir... E, ...böyle kötü bir gündem yok. O yüzden güzel. Evet. Sinan haber nasılsın? Teşekkür ediyorum. Okan Hoca'nın basın toplantısıyla mı başlayalım? Olur olur. Öyle başlayalım. Direkt Okan Hoca'nın basın toplantısıyla başlayalım. Tam biz e, program yaptıktan... ...iki gün sonra sanırım... Evet. E, ...imzaladı. E, basın toplantısıyla beraber... ...aslında Okan Hoca'ya olan bazı bizim bizce bizim anlamsız bulduğumuz bazı tepkiler de yavaş yavaş desteğe de dönüşmeye başladı. Bu da e, anlamlı oldu bizim için. E, genel bir Okan Hoca'nın basın toplantısıyla alakalı yorumlarını alayım senin. Ya onunla ilgili de konuşuruz da genel olarak hem Okan Hoca'nın geliş şekli hem şimdi İsmail Çipe'yle de mesela yollar ayrıldı. Hem de e, Kazımcan transferi bana şunu hissettiriyor. Herhalde ben Kazımcan transferini Ömer Bayram'ın gönderilmesine yoruyorum. Ben de. Çünkü 2 yıllık kiralık geliyor. Hani Galatasaray'da olmayacak belki Eyüp alacak falan sonra. Ee, konuşuruz detaylarını. Ee, tüm bunlar sanki bana geçen sezon artık biraz böyle sanki... ...kara bulutlar biraz fazla takımın üzerine çoğaldı. Takım belki ilk devre kötü gitmiyordu ama... ...arda alamayınca sonuçları dağıldı. Genç oyuncular onu kaldıramadı falan. Sanki bunun sıkıntısını yaşayan... ...ve artık taraftarla barışması da zor olan şeylerle, isimlerle hı hı. biraz bir değişelim Bence tavrı var. Hatta mesela Tolga Ciğerci bile Başakşehir bıraktı ya, serbest bıraktı. Geçen sene Crespo'dan sonra belki de en iyi altı numara performanslarından birini sergileyen oyuncu ve bedavaya düşünebilirsin yedek olarak, rotasyon olarak Tolga Ciğerci. Ama geçmişte taraftarla bir şey olduğu için, evet. bir problem olduğu için hiç o topa girmeyelim. Beyaz sayfa. Evet, tamam. beyaz sayfa. yani Okan Hoca'nın Basın toplantısı da, İsmail Çipe'nin ayrılığı da, bence Kazımcan'ın gelip Ömer Bayram'la büyük ihtimalle yollarını ayrılacak olması da, artık o şeyi hani taraftarı bozacak, uğultu çıkarabilecek, problem yaratabilecek o şeylerden bir rahatlayalım, yeni bir sayfa açabilelim düşüncesi var yönetimin kafasında. Okan Hoca ile birlikte bunu düşünüyorlar gibi. Oradaki basın toplantısındaki sunuş kendini ifade ediş, Dursun Özbey'in ona yaklaşım falan da biraz öyleydi işte evet. ee, tekrar yuvasına döndü işte 92'de bacağını da bu kulüp için kırılmış e, altyapıdan gelmiş, Florya'dan gelmiş işte hem Cenk Ergün olsun hem e, diğer konuşan isimler hep bir Florya vurgusu yapıyor öyle güzel bir tazelenme dönemi yaşıyor Galatasaray sen de dedin ya sağ için konuşacağız diye o açıdan da güzel yani bunları evet. konuşmak ya bunu mesela 11-12'de yaptık bu Doğru. dediğini. 17-18'de yine Dursun Özbek yönetimiyle yaptık. Doğru. Ve böyle zamanlarda hep e, çok iyi sonuçlar aldık. İnşallah sonu da tabi bu e, transfer dönemindeki eklemeleri de çok bağlı olarak şekilde. E, i̇nşallah bu sezonda e, bu değişim devam edecek mi bilmiyoruz tabi. Bu şekilde aynı şekilde. Bu değişim inşallah e, bir e, şeye yol açar. Ee, Kerem senin var mı Okan Hoca'nın basın toplantısıyla alakalı? Valla Okan Hoca'da bir kere şunu görüyorsun çok mutlu yani gerçekten hayallerine kavuşmuş onu evet. net olarak görüyorsunuz. Ee, ben bunun dışında hitabet olarak da Okan Hoca'yı son Başakşehir'de bıraktığı döneme göre bir tık yine üstüne koymuş gördüm. Yani hitabeti gerçekten bayağı iyi. Hani çıkıp ne anlatmak istediğini çok yalın ve çok açık bir şekilde ortaya koyabiliyor. Ben bunun da hani Türk meziyesi ele, ele alındığı zaman önemli bir e, yetenek ve önemli bir meziyet olduğunu düşünüyorum. E, çünkü biliyorsunuz çok sıkıştırıyorlar yani gerçekten hoca olmak çok zor Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. E, bundan ötürü de Okan Hoca'nın buradan da avantajlı başladığını düşünüyorum. Taraftardan da dediğin gibi gerçekten iyi bir destek aldı şu anda. Umarım bu şekilde devam eder diyelim. Evet. İlk verdiği kararların da aslında bence Ömer Bayram'ı ve İsmail Çipe'yi Bey'i, e, Ömer Bayram konusunda açıklanmamış olsa da yani çok büyük ihtimalle öyle görüyorum ben de. <laughs> e, göndermek olması da bence doğru ve iyi kararlar. Bak bence şu da çok önemli abi, hep yerli teknik adam mı gelecek, yabancı mı dedik ya hep biz Rose ile zorlasaydık, alsaydık, malsaydık onunla uğraşırken Abdülkerim bardakçıyı kaçırmış. Kesin. Yüzde yüz. 100. Evet. Çünkü Rose gelecek de Konya maçlarını oturacak izleyecek de Abdül <laughs> Abdülkerim'i anlayacak da 100. Marka onun yerine ben bunu koyarım diyecek de Fenerbahçe'de hazırlık maçları oynuyordu şimdi Abdülkerim. Kesin. Veya başka bir yerde. Kesin. Okan Burun gelip de hemen illa Abdülkerim'i istediğini biliyorum. Ee, Marka gidecekse hemen yerine Abdülkerim ve Acele davranıldı ve her, kaç sene sonra ilk defa transfer çalımı Galatasaray yatıyor herhalde. Ben son derecede de memnunum Abdülkerim transferinden. Mesela Emrak Baba'dan memnun değildim. Emrak Babayı eskiden de beğenmiyordum. Gelmeden önce de attığım tweetler vardı zaten Emrak Babanın büyük takım için bu oyunu Alanya'da oynadığını oynayamaz diyordum ama Abdülkerim tam tersine bence büyük takım futbolcusu. Hem özgüven olarak büyük takım hem konsantrasyon, hırs, agresiflik. Nasıl Nelson için diyorsak mental gücü, mesela dağlar kaldıramadı, Taylanlar kaldıramadı, düştü vesaire Nelson başından sonuna küme düşme potasında da Barcelona ile oynarken de aynı konsantrasyonla evet. oynuyor. Abdülkerim de o modelde bir adam. 4 yılda hiç doğru düzgün sakatlık geçirmemiş. Umarım Galatasaray'da öyle bir şey olmaz. Ee, biz uğursuzuz o konuda çünkü belli olmaz bizden. E, profesyonel. Kendine iyi bakıyor. Sürekli gelişme gösteren ve Abdülkerim'in gelişi bana nedense Servet Çetin'in geliş şeklini çok anımsatıyor. Şuradan. Oyun tarzları hiç benzemiyor. Çok alakasız iki oyuncu ama yaş olarak da biri 26 biri 27. İkisi de Anadolu'dan geliyor. Servet de Sivas'ta müthiş bir sezon geçirdikten sonra gelmişti ve beklentiler düşüktü. Ama kariyerinin top seviyesinde gelmişti ve Bence kariyerinin tavan noktasında bir oyuncuyu almak çok değerli. Çünkü hemen katkı verebiliyor. Evet. Ve belki Servet Türkiye'de oynamış en iyi stoperlerden ilk ona falan yazmazsın ama bir tam sezonda çıkarılmış en üst düzey stoper performansında ilk üçe girer. Evet. 2007-2008 sezonu Temizliğe Servet performansı var. inanılmaz bir performans ya. Hatta takım şampiyon oldu. Bunu tahterevanla şeye tahterevanla çıkardı futbolcular. Sakat da hatırlıyor musunuz <laughs> evet, onu? Evet, Öyle evet. bir görüntü vardı. Herkes sedyeyle taşıdı bunu. Şey yaptılar. Kupa mupa aldırdılar. Ya bir of taş maçı var. 34. hafta şampiyon olunan. Öyle bir performansa çıkarmıştı ki kendine adam. E, galiba Hakan Şükür atmıştı golü. ilk gol. Kontra atağa çıktık biz. Hakan Şükür vuramasa arkasından servet geliyor. Kontra <laughs> atak. Stoper adam. 90 metre koşmuş inanılmaz bir performanstı. Hatta takımı şampiyonlukta bir numaraydı. Sonra da sakat şey yaptı. Sezonu sakat bitirdi. İyileşti. Euro 2020'ye gitti. Üçüncü şey Euro 2008'e gitti. Yarı final oynadık yani. Evet. O müthiş bir tam sezon sonra ama sakatlıkları nüksetti. Biraz fazla zorladı herhalde kendini. Kısa sürdü o kariyeri ama müthiş bir performans almıştık. Tabii ismi Abdülkerim olunca, Servet olunca Anadolu'dan gelince Nelson gibi de sarışın olmayınca biraz daha negatif, biraz negatif bakılıyor. Ama performans olarak Abdülkerim geçen senin net altın 11'inde bence hmm. Kim Minje ve Nelson'la birlikte en iyi Beş üç stoperden bir arada tanesi. Arada yani hani stoperlik evet. performansını da geçtim. Skora da çok katkı. Bu arada orada mesela şöyle bir detay var. Ee, i̇nsanlar genelde Anadolu'dan gelen e, stoperlere karşı biraz önyargılı ya. E, orada şu farklılık var. Anadolu'dan genelde büyük takıma gelen stoperlerin ee, sadece defansif özellikli olarak gelen stoperler ben ilk defa varsa e, benim hatırlamadığım lütfen hatırlatın İlk defa bu kadar ofansif özelliğinin ön planda olduğu bu, bir stoperin büyük bu takıma bu geldiğini bu, bu hatırlıyorum ofansif. Anadolu'dan evet. ve Abdülkerim gerçekten bu e, ofansif özellikleri çok gerçekten parlıyor hatta marka ile bir karşılaştırma, karşılaştırması vardı Marka'dan neredeyse bütün ofansif özellikleri önde Hı -hı. ki marka yani Hani belki bu lige gelmiş en özel e, ofansif özellikleri olan stoperlerden biri gelmiş geçmiş. Bu arada yani Marka'ya karşı bile bu kadar e, istatistiklerde öndeyse öndeyse. ama Marka'nın ligde biraz e, performansı tabi dalgalı gitti. Onu evet. biraz baz almamak lazım. Ama yine de e, bence arkadaşlar değerlendirirken e, Anadolu'dan gelen ilk defa böyle bir ofansif özellikleri güçlü bir stoper aldığımızı biliyor olmaları lazım diye düşünüyorum. Bu arada yayına biraz apar topar girdik. O yüzden evet. e, çok toplaşamamış olabilir arkadaşlar chat'te de. Bir beğeni alırsak e, biraz daha kalabalık oluruz. Hem de e, Kerem'in transfer duyumları var buradan. <laughs> ne <niye> var <gülüyor> <gülüyor> Şaka şaka. Buradan Zübeyde'ye de söyleyeyim transfer şey oldukça tweet atsın ki e, Twitter'dan da gelsin herkes. Abdülkerim meselesinde bir, bir şey daha eklemek istiyorum ben. Ya biz daha önce mesela Vedat Murış transferinde de bu oldu. Masa başında çok kaybettik abi. Ya yani masa başından kastım yani burada politikanın girmesi, bilmem nesi, bir sürü başka şeyler. Bu transferde ilk defa masa başında kaybetmedik abi. Masa başında da kazanılmış bir transfer. Daha fazla detay vermeyeceğim bu konuyla alakalı. Ama masa İlkiler başında ver. masa başında da. Yok <laughs> yok yo, hayır, vermedim. Emin olun vermedim. Masa başında da, da kazanılmış üstü bir transfer. İsim isim açıklamak olacak <laughs> yani. Yok ya ama neyse ya bu da bilinsin yani. <laughs> neyse burada... bu arada hani biz çok biz e, böyle bir çok transfer duyumu, dedikodusuna aslında e, çok girmek istemeyen bir üçlüyüz. Evet, evet. E, ama hani bizi izleyen arkadaşlar böyle bazen merak ediyorlar, soruyorlar çünkü transfer dönemi çok merak edilir. Biz de elimizden geldiğince e, çok fazla e, durumları zora sokmayacak. Gerekirse hatta basında ismi çıkmış Hı -hı. isimlerin durumları hakkında konuşmaya e, gayret bir şeyi ediyoruz. Bir şey de konuşalım ama Erin. Kazımcan'ın Karataş'ı da bir konuşalım. Evet. O arada kaynamasın. Abdülkerim'i konuştuk. Kazımcanla alakalı da e, ben sorayım ikinize de döneyim ne düşünüyorsunuz? Ben izledim oturup analiz videosu da çektim orada i̇zledim. bulabilirsiniz şeyden. Evet ben de ben de bu arada senin videonu izledim yine aynı şekilde biraz fikir edinebilmek evet. için. çünkü çok fazla izlemedim Kazımcan'ı sadece bir iki maçta böyle beğendiğimi hatırlıyorum aynı maçta ama da oynamadı bu arada. Evet, evet bir iki maçta izleyip beğendiğimi hatırlıyorum ama hani çok kısa periyotlar olduğu için. Ya mesela geçen sene geçen sene mesela Berkan'ı almadan önce ben Berkan'ı çok beğendiğimi ifade ediyordum. Çünkü gerçekten ciddi ciddi oturdum izledim Berkan'ı. O dönem Alanyası da ilgimi çektiği için. Ama Kazım Can'da böyle bir durum hı. yok tabii. Çok kısa periyotlar. Kazım az oynamış zaten. Yani ilk 14 hafta yok sonradan oynuyor. Son dönemde full oynuyor zaten Altay'ın durumu da. Devre arası da transfer yapamadılar falan. Hı hı. Bak Kazım Can An Anahol'ta yedek olabilecek potansiyelli bir oyuncu. Ama bonservis sende değilse çok anlamlı değil. Yani oyuncuyu geliştirdin ondan sonra Eyüp Spor Süper Lig'e çıktı. E, geri alırsa senden en, pek anlamlı olmaz. Ama dediğim gibi Ömer Bayram'la artık devam etmeyelim. Alternatif falan olta bir şey olduğu zaman Ömer olmasın modundalar. Hatta bence e, Denayer gibi bir alternatif bir yani üçüncü bir stoper daha alınırsa bence mesela sol bek de oynayan bir stoper de iyi bir çözüm olabilir. Hı hı. Ki Denayer belki Galatasaray kariyerinde en iyi maçlarından birini Beşiktaş'ta Kuvaracım'ın karşısında sol bekken Bence olabilir yani. Bence en iyi maçında Atletico Madrid -Atlet maçında sağ bek oynadı mesela. İşte evet, işte o da da <laughs> enteresan. Sağ bekte de çok iyi bir performans var, sol bekte de çok iyi evet. bir performans var. Ben burada bir tek noktaya katılmıyorum. Geçen Sinan abi de onu konuşurken mesela katılmamıştım, söyleyememiştim. Söyleyeyim. Denayer'in ben eskisi kadar atlet olduğunu düşünmüyorum abi. Yani evet, e, Fransa'daki hemen. maçlarını izlediğimde izlediğim evet. daha oturaklı, biraz daha bence oyun tipi değişmiş gibi gelmişti bana. Yani Hı -hı. ben en az 3-4 maçını tam izlemişimdir son dönemde. Denk geliyordum çünkü. Özellikle de Dinayir çünkü yani tanıdığımız adam bakarak izliyordum hep yani maçlarını. Ben eskisi gibi görmüyorum e, abi. O zamanki bize ilk geldiği zamanki hali kadar işte füleli hızlı koşabilen atletik falan biraz daha farklı bir oyuncu abi Dinayir bence şu anda. O, 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 profil değil yani. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Kazım'a dönersek oradaki Eyüp meselesi şu. Eyüp Spor'un başkanı diğer TFF birincilik kulüplerinden çok daha zengin. Bunu Dinamo Kiev'den, Ukrayna Ligi'nin en üst seviye takımından iki tane yıldız oyuncu Eyüp'e Şubat ayında getirdi savaştan hmm. sonra. Demek ki çok yüksek paralar verebiliyor bu. Hem Gerson hem de bir tane daha vardı adını unuttum. 10 numaraydı. Çok da beğenmiştim erken. Ki ligin asist kralı falan. Ukrayna Ligi'nin asist kralı gibi bir şeydi. Ee, direkt bunları getirebiliyor çok da para harcıyor zaten Oğuzcan'ın jestleri meseleleri şimdi alpaslan. Galatasaray'ın güç sponsoru zaten. Evet. Aynı zamanda yani, yani. büyük ihtimalle 1-2 sene içinde zaten Süper Lig'e çıkacak. Herhalde şey diyor. Kazımcan Galatasaray'ın şu anda yedek sol bek ihtiyacı var. Onu doldursun. ben Süper Lig'e çıktığım zaman da geri alırım. Süper Lig'de oynatırım. Çünkü Kazımcan da zaten Süper Lig oynayan bir oyuncu. Ben artık defa birinci Lig'e düşmek istemiyorum diye muhtemelen konuştular. Öyle bir anlaşma oldu ama Galatasaray'da bu kısa dönemde zaten bir sürü transfer yapacağı, harcayacağı bir sürü yer var <laughs> para harcayacağı. <laughs> hani sol beki de bu şekilde kotaralım şimdilik idareten kiralık gibi düşünmüş olabilirler. Ama mesela Emre Taşdemir'den çok mu önde derseniz çok emin değilim ondan. Emre de Giresun Spor'da hiç oynamadı zaten. Evet. Öyle de bir durum da var. Çektiğiniz videoda hatta Oğulcan'la beraber e, Emre Taşdemir'le olan fiziksel ve oyun yapısı benzerliğini konuşmuşsunuz. Evet. Hızlı, mesela bak de. orada Sinan'a bir ekleme yapacağım. Emre Taşdemir sakatlanmadan önce yani bu şeyden önce bizde son sakatlanmadan önce her ne kadar çok ciddi bir performansını beğenme durumum olmasa da Emre'nin çok çabuk çizgiye inebiliyor olması bizim o dönemde çok işimize yarıyordu. Yani ben o dönem mesela Saratçı mi Emre mi dediğinde Saratçı'nın da de düşen performansını göze, göz önüne alınarak yoksa yani belki son dönemdeki en iyi beklerimizden biri özellik olarak Saratçı'ydı. Fakat o dönemki performansları göz alındı. Ben hep Emre'nin oynamasını istiyorum çünkü Emre bir farklılık katıyordu sana. Doğru. Çizgiye inebiliyor olması çok rahat iniyordu bir de çizgiye. O sana çok iyi bir derinlik kazandırıyordu oyun anlamında. Acaba Kazım böyle bir profil çizebilir mi bizde? Ya olabilir. Gelişme potansiyeli var çünkü çocuk hızlı, dayanıklı, cesur. Top ayağındayken de paniklemiyor. Belli bir ham donanımı var. Gelişirse de güzel bir oyuncu olabilir yatırımda yapılabilecek bir oyuncu. Biraz 1.2 milyonlar biraz fazla bence. Ama ee, yani yedek olarak düşünülebilecek bir isim. Çünkü Emre Taşdemir'in de bu sakatlık belası bir türlü geçmiyor. Evet. O yüzden Emre de artık orta yaşlarına geldi. 20'lerin ortalarına geldi. Bundan sonra da çok çıkış, gelişim, gelişim de zor. O yüzden Kazımcan'a yatırım yapılması gayet anlaşılır, mantıklı. Kazımcan'la alakalı İlk on bir şey İlk 11 düşünmüyorsan yani. mantıklı. Yani direkt 11'e oynatmayacağım. Rotasyon için mantıklı yani. Abi ortalarında taraftarın asla tepki vermemesi lazım. Bayağı kötü orta açıyor. Yani hatta ligin en kötü orta açan beklerinden bir bek performanslarından bir tanesi yanılmıyorsam geçen sene. Ya tabii ki bunun Altay'da da alakası var. Yani Altay düşmeye oynuyordu. Gerçi biz de geçen sene bir düşme düşmeye oynuyorduk ama ee, hakikaten yani Altay sonuçta gerçekten çok kötü bir performansla düştü geçen sene. Ee, ama e, yani bunlar burada da olabilir. Biraz alışması gerekecek Kazımcan'ın. O yüzden yani çocuğu küstürmemek gerekiyor. Bir de gerekiyor. Ilginç, ön oyuncusu aslında forvet falan oynuyormuş yani geçen evet, seneye kadar. Evet. Ee, ön tarafta evet ben de bir kanat oynadığı 2-3 maçı izledim. Ee, o konularda gelişmesi lazım ön tarafta oynadığında. Şimdi o zaman stoper merkezine geçelim. Stoper'de şimdi hazır çok sıcak bir şekilde sevgili Burancanın bir haberi e, çıktı markaya Sevilla'nın teklifinin 8 artı 2 milyon euro da bonuslar Hı. şeklinde olduğu Hatta markaanın Sevilla ile anlaştığı yönünde oyuncunun bir direkt olarak e, fakat hani son e, şeyde e, programa girmeden önce edildiğimiz bilgi yönetimin e, 15 milyon euro altındaki herhangi bir teklife Kabul e, asla Evet demeyeceği yönündeydi Orada senin başka bir şeyin var mı? Bilgin, duyumun? Yok ama var mı? 15 milyon Euro'nun altına ya zaten bence satılmamalı Bence Bence 4 milyon Euro verdiğin bir oyuncuyu bugün sen 8 artı 2'ye satamazsın zaten. Yani bu arada bu adam UEFA'nın ilk 11'ine seçilmiş bir sürü e, ligde sana yani acayip performanslar göstermiş falan ya olacak iş değil yani. Bak orada şöyle bir durum var. Ee, aslında orada biraz bizim elimizi kuvvetlendiren şöyle bir durum var. Çok iyi bir stoper arayıp tarayıp bulabilirsin. Ama marka gibi bir stoper öyle arayıp tarayıp bulamazsın Çok yani. zor. Ya bir de ben şeye Özel de bir stoper. Abi. Özel yani iyisi kötüsü. Belki Marka'dan daha iyisini bulabilirsin. Ama marka gibi çok özellikli ve farklı özelliklerini iyi geliştirmiş bir stoperi bulman çok zor. Zor. Bir de şu var abi şimdi geçen seneyi kötü geçirdi işte ne bileyim yönetimle yönetim garip atmosferler oluştu işte e, ee, ibra edilmedi bilmem ne bir sürü karışıklık falan işte Galatasaray'da ortamı sevmedi falan o yüzden gitmek istiyor. Ya adam küme düşen takımdan geldi Portekiz'de abi. Evet. Oradan bile 4 milyon euroya sattılar yani. Bizim bugün yani 8 artı 2'ye falan bırakmamız çok Hayır, bir, bir beceriksizlik şey oluyor yani. Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Şu çok normal. olsun e, 26 yaşında, 25 yaşında mı? 26 mı? İkisinden 26. biri 25-26. E, UEFA'da çok güzel bir performans sergilemişsin. Ve artık tam kendini Avrupa pazarına bir şekilde... Göstermişsin ve seneye kalacağın takımda Avrupa'da maç oynayamayacaksın. Hmm. Yani bunun bence çok yani şeyle herhangi bir şeyle de bağdaştırmaya gerek yok. Sadece şu sebep bile yeterli bence Marca'nın gitmesinin haklı sebeplerinden biri ya. Yani. Gitmek istemesi zaten çok, çok doğru yani. oldu ama bizim de yani o fiyatları bırakmamız lazım. Bence de bırakmamamız lazım çünkü yani diğer takımlar bunu yapıyor. Yani sen, zaten o görüşmeler. sen istediğin kadar. Şimdi Jetson bize gelmeden önce deli taklidi yaptı gelmek için yani. evet, evet. Ne oldu? Bıraktı mı Benfica? Bırakmadı. Evet. Dinayer aynı şekilde. Ya Marka seviyeye gitmesi kendi açısından çok güzel bir yükseliş bu arada. Yani Portekiz sonuncusundan Galatasaray. Galatasaray'da Avrupa'da güzel bir başarı. Ondan sonra 25-26'lara geldiği zaman da La Liga'nın baş altı takımı Sevilla'ya gitmek çok güzel yani yükseliş evet, olarak. Evet. Buradan Brezilya milli takımının önü açılır. Galatasaray'dan açılmıyor maalesef. O yüzden mesela Sinan acaba belki tam 15 değil de hani ne bileyim 12 artı sonraki satıştan %20 pay gibi bir. Bence öyle bir şeyler yani zaten bu iş sürer sürüncemeye girer. Mesela belki bir orta seviye Sevilla'dan kiralamak gibi. Hmm. Hani 12-13 işte bir tane bir oyuncu kiralık bir şeyler. Yüzde bilmem ne zam. Hmm. Hep böyle gider yani bu birkaç ay sürebilir yani. Tabi Sevilla'da kampa yetiştirmek isteyecektir. Direkt ilk 11'i aldığı için. Eee şu anda aslında Kozu elinde bulunduran Galatasaray yani. Bence de. Ama ben şey marka Ağa durumuna çok sanırım mantık çerçevesinde yaklaşamıyorum ya. Biraz marka ile çok uzun zamandır Galatasaray kadrosunda böyle duygusal bağ kurabildiğim nadir ender oyunculardan biri. O yüzden çok mantık çerçevesinde yaklaşamıyorum. Ya bana şu an sorsan e, klasik bir Erinç bir abartmasıyla 30'dan aşağı bırakmam derim de. Bu arada <laughs> Fernando'nun da oraya gidip de iyi performans vermesi de burada Marka'ya yönelmelerini sağlayabilir. Sağ Nasıl mesela Sörlot gitti, başarısız oldu. Vedat Muriç gitti, Cenk gitti, başarısız oldu. Buradan Center for alarken korkar adamlar ama Sevilla, mesela Fernando'yu aldı, tamam. Güzel çıktı. İşte Marcao ya gidebilir. Hem de aynı takımla. Evet. E, referans da olmuştur muhtemelen. Evet. E, Talişka mevzusuna da inelim mi? Evet. Olur. Şimdi Talişka mevzusunda e, ben şunu anlamlandıramıyorum. Ee, tarışka çok yakın bir süreç içerisinde ben takımımda mutluyum ve burada daha yapacağımız çok iş var gibi bir açıklama yaptı. Ee, 8 milyon dolar mı alıyordu? Ben şeyi anlayamadım ya bir haberler çekti ya yarısını işte kulübü versin yarısını biz verelim falan. kulübü Tarık'la'dan kurtulmak mı istiyor? Niye böyle? Bir o şey da misiniz? değil işte hani oraya gelecektim ben de yani kulübü Tarık'la'dan da kurtulmak istemiyor bir para problemleri Aa, de yok. yok. E ee, Sen şimdi böyle bir durumdaki futbolcuyu ya değerinden fazla bir şey verip getirebilirsin. Tabi. Ya da kulübüyle ciddi sorunları olması lazım. Evet. E, i̇kisi yani de, de yok. Bu arada Talişka Beşiktaş'ta bir sezon şampiyon oldu. Ertesi sezon dördüncü oldu. Evet. Ve çok iyi bir kadroyla dördüncü oldu. Talişka aslında Emre Akbaba'nın gelişmişi yani golcü. Çok daha iyi şut atan, çok daha iyi kafa vuran, ceza sahasında çok daha iyi bitiren. Ama forvet istedim. aslında. Yani ee, mesela Galatasaray orta sahasını Talişka ile çözer gibi bir şey yok ortada yani. O mesela, son artık. Ganagoy ile mesela problemlerini. Hı. Onu mesela bir Galatasaray taraftarı heyecanlanıyorsa Gueye için heyecanlanması lazım. Evet. Olması ben için. De. Yani Talişka sorun çözer değil de geçen hafta da söylemiştim ya Aysal'ın tabiriyle işte Aysal'ın tabiriyle pastanın üzerinde çilek transferi. Sende daha pasta yok. Yani Hı. kek kalıbın yok. Önce bir kek kalıbını koy. Ondan sonra Talişka konuşalım. Yani şu anda mesela bir önceki Dursun Özbek döneminde de Zlatan İbrahimovic saçmalığı çıkmıştı. Aylarca sürmüştü. Buna dönmesin mevzu yani. İbrahimovic, İbrahimovic. <laughs> sonra Eren Terdi yokla sezona başlamıştık. Yok o sezon değildi o da. O değil miydi? Ee, Podolski gelmişti. Burak vardı o sene başında. Ee, hatta Hamzoğlu şey demişti ya Burak'ı Burak küstürmeyelim. Burak ha, ha, <laughs> doğru doğru. <gülüyor> 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 Yani orada başka şeyim var. Stoperin mesela kimdi hatırlamıyorum. Center for İbrahimovic, İbrahimovic bütün yazı İbrahimovic gelip geçmişti. şimdi 6 numaran daha yok. Guaya dışında isim de duymadım pek 6 numaraya. Antalyalı Fernando yazılıyor. Tam Galatasaray'ın aradığı tiplemede 6 numara değil Fernando'da. Yani büyük paralar verilecekse ki Talişko büyük paralar verilecek adam. Önce bir 6 numarayı, bir kek kalıbını bir koyalım da. Ama Peki sen adam... şeyi de sorayım sana en son Ahmet için ismi tekrar bir çıktı. Daha önceden de Konya'da. çıkmıştı Konya'daki. Ne düşünüyorsun? Valla Abdülkerim'le hemen adapte olmaları açısından da makul geliyor, mantıklı geliyor. Ama o da oyun kurucu tipte bir altı numara yani kesici bir altı numaradan ziyade. Ama genç olduğu için nispeten daha mücadelesi şeyi falan vardır Geç tabii. Geçti mi 24-25 falan. Ama yani 30 evet, 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 değil. değil mücadelesini koyabilecek şekilde. Ama Okan Hoca sanırım arkada bir tane çapa istiyor ya. Yani evet. ben bu zamana kadar bütün oynadığı takımlarda hep arkada bir tane tam bir klasik altı numarayla Doğru. oynadığını gördüm hep. Mesela Endombele diyorlar. Endombele de 8-10 yani. Ön taraf için. Endombele de alttadaki problem. Mesela tabi Endombele'nin potansiyel çok yüksek. Talişka mı Endombele mi deyince kiralık çözmek bakımından Endombele'nin daha Endombele'nin bile daha uluru var gibi geliyor Talişka'ya göre. Çünkü Endombele'yi kiralık olarak verecek Tottenham. Çok büyük yatırım yaptılar ama hani kiralıyorlar en azından. Bir ihtimal olabilir gibi geliyor bana. Ama Talişka'nın olma ihtimali de çok zor geliyor yani. Şu çok yüksek maaş almanın. Ben kendi duyduklarımı da söyleyeyim abi. Orta Hı. saha için bir numaralı ismi Morgan Sanson olduğunu Hı. ben duydum. Ee, o da Aston Villa'da 16 milyon euroya gitmiş bir oyuncu Aston Villa'ya iki sene Ama önce. Ama niye oynayamadı orada? Orada yani. hiç oynayamadı evet. Ee, yani bence imkansız bir transfer değil mi Organ Sensin? Olabilir hakikaten. Ama bu adamlar hep daha önceden e, ciddi paralar ödenmiş tabii, adamlar. Tabii tabii tabii. E şimdi mesela onu da söyleyeyim santrofor içinde yine en çok konuşulan aslında isim Eldor Rumrodov. O e da... Çok konuşulan değil aslında. Çok konuşulan da... demeyeyim de içeride orada... en çok konuşulan. Diye. Heh, orada işte e, evet. bence orada sen haberini ver. El Eldor Somurodov şu anda e, yani bir numara, en çok istenen e, Santrofor. E, orada da şöyle bir şey var, 18'e 18 milyon euroya Genoa'dan aldı geçen sene Roma. E, o da çok yüksek e, bedelli aslında bir oyuncu. Genoa'da iyi bir sezon geçirdi, Roma'da o kadar çok parlak bir sezon geçirmedi. Ee, Trabzon'a da hatta bir tane golü vardı Şumuradov'un. <laughs> ee, ya o da bir 90. Pivot Santrafor gibi ama daha gezgin, koşan, mücadele eden bir oyuncu. Ee, bakalım ya o da kolay değil ama Bu transferlerin hiçbiri kolay çok kolay transferler değil abi bu arada yani. bu öğlen kimde gördüm? Galiba Nevzat da gördüm. Mustafa Muhammed'e de Fransa'dan teklif evet, geldi. Marka'dan sonra yani. gelen ikinci teklif oldu. Zaten M Mustafa Muhammed ve Jack evet. neden birini yani en az kesin gönderecek Hem o hem diyorum. de Muhammed'in e, ilginç bir şekilde Fransa'da ciddi alıcısı var yani. Var. Ya şöyle ilginç bir durum olmuştu. Muhammed'e yazılan iki takım, bir Saint Sentetien bir de Bordeaux yazılıyordu. İkisi birden küme düştü takımların. <laughs> şimdi ama başka alternatifler de gene çıkar herhalde diye düşünüyorum. Tabii şunu da anlıyorum yani Muhammed'de potansiyel var ama Muhammed hiçbir zaman istikrar sağlayamadı. Hı hı. E şimdi böyle kritik bir sezona girerken istikrarı olmayan bir santrafora güvenip girmek Okan Hoca için riskli tabii ki. Eee ileride Muhammed çok büyük bir golcü olabilir mi? Olabilir evet. Çok acayip bir fizik potansiyeli var hı hı. herifin çünkü. Kendisine bakarsa, bırakırsa bu eee kötü yaşamı inanılmaz bir santrfora dönüşebilir. Ama bilemiyorsun yani. O bilemediğin ya kumar gibi yani zar atmak gibi. O yüzden evet. daha garanti bir oyuncu isteyebilir Okan Hoca da. Onu anlayabiliyorum. Bir isim daha konuşalım o zaman. Mert Müldür. Evet. En çok yine gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Ama ilk aşamada başarılı olunamadı transferde. Ya gibi ben gözüküyor. şöyle bir şey duydum. Siz duydunuz mu onu bilmiyorum. Orta sahaya iki takviye gelecek ya. Bir tanesi 8 en az iki takviye. üç hatta da Üç hatta. E en azından iki diyelim. Bir tanesi 8-10 oynayacak. Bir tane de 6 numara. Yönetim şöyle düşünüyor. Biz bunları bonservisiyle alabilecek kalitede yani adamlar çok kaliteli bonservisiyle almamız çok zor. Mesela Guaya'yedir hmm. İşte işte Endombele'dir mesela bonservisiyle alamazsın bunu. Biz burayı kiralık çözüp Markao'dan gelecek parayla da bir yatırım yapacaksak yine Markao gibi 15'e satabileceğimiz Mert Müldür'e verelim bu parayı. 7-8 böyle bir şey duydum ben. Anlayabiliyorum. Ve Mert Müldür de, işte hep az az izlediğim bir oyuncuydu da. Bülent Kalafat bugün çekti videosunu bu geceye yetiştirmeye çalışacağız bu akşama. Bülent Kalafat benim kanaldan başlayarak 2-3 yıldır sürekli futbol analizi yapan hmm. bir adam bence de bir numara o yapıyor, en iyi o yapıyor bence futbol analizi konusunda, en çok ona güveniyorum. Ee, ilk defa bir oyuncu için bu kadar pozitif konuştuğunu fark ediyorum Mert Müldür için ki herkesi yaptı genelde de bir şey beğendirmek çok zordur Bülent'e. <laughs> Ama e, Mert'in hem fiziksel potansiyeli çok yüksek hem teknik potansiyeli çok yüksek hem disiplinli bir tek biraz savunma farkındalığı biraz düşük olabiliyor biraz dalabiliyor dedi. Ama onun dışında teknik, fizik disiplin e, birçok açıdan e, çok olumlu şeyler söyledi. Hani ona güvendiğim için de bir böyle bir yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Geçmişte de bunu yapabilme ihtimalimiz de var gibi geliyor. Çünkü şimdi e, Emir Utkucan ve ekibi Cenk Ergün bunlar sazı eline aldılar. Geçmişte bu ekip sazı eline aldığı zaman Bruma yatırımı mesela 13 milyon euroluk e, Alex Telles yatırımı 6,5 milyon euroluk yaptılar yani daha hmm. önce. Genç oyuncuya gerekirse yüksek bonservis yatırım yapalım fikrine sıcak bu ekip. Çünkü ondan hiç zarar etmediler. Evet. Burma'yı 13'e aldın 15'e sattın. Ee, Alex Teyze'yi 6'ya aldın 7.5'a mı ne sattın? Sonradan bir 2 milyon euro daha evet. geldi. Sobaken e. de şimdi mesela aynı şekilde. Hı. Ya Bence e, hala Doğru kovalarlar düşün... o Mert Müldür'ü. Şöyle düşünüyorum ben mesela. Şimdi Mert Müldür olmadığı e, takdirde e, Kayseri Spor'dan onun bulut konuşuluyor. Ha, bir şey daha Mert'le ama ben şunu duydum. Bizim muhabirler 8 ve 2 yazmış ama benim duyduğum Sassuolo 8'den de fazla istiyormuş. Onlar evet, zaten. Da falan On, onlarda bir şey onlarda istiyor. bir şey istiyormuş. O yüzden e, şu an zor. Yönetimdekiler de o kadar da değil modundalar şu an. Ama sürer bu işler. İşte Sassuolo birini alır, bir şey olur. Eee düşünürsün 7'ye 6'ya. O zaman alınabilir yani yatırım yapılabilir. Ya şeyden e, Melt Müldür'ün şu an alternatif olarak Onur Bulut konuşuluyor. Kayseri Spor'daki Sabek. Şimdi Onur Bulut'un e, konuşulduğu rakamlar 2,5-3 milyon euro civarı. E, Mert Müldür'e konuşulan rakamlar yani daha doğrusu bizim verebileceğimiz e, diye konuşulan rakamlar 8 milyon civarı. Şimdi ben burada e, bu yatırımı eğer tabii varsa bütçe bu yatırımı Onur Bulut'a 2,5-3 yapmaktansa ben Mert Müldür'e 8 yapmayı yeğlerim. Piyasası olan bir oyuncu. Olabilir. Ve kendileri şey. bir şekilde milli takımda işte Serie A'da e, kabul ettirmiş, izlettirmiş. Ya yaş farkı da var. Ya futbolcu. Şimdi Mert 23 müydü? 22-23 yaşında Mert. E diğeri 28 yaşında. Yani bir yani ya bir ha bir yani öyle bir bonservis farkı olacak zaten arada. Yani yaştan aynı kalitede bile olsalar Mert'le Onur. Zaten Onur 3 ise Mert'in 8 olması lazım. Arada 5 yıllık bir geri dönüş farkı var çünkü. Evet. Hı -hı. Yani Olur. Ama işte birisi e, Türkiye Süper Ligi'nde vermiş bu performansı. Biri Serie A'da yani. vermiş. Milli takımda vermiş. yani. ya Aynı seviyede olsalar bile fiyat farkı olur diyorum. Evet. Yani i̇kisi de Serie A'da vermiş olsa bile 28 ile 23 arasında 5 milyon olur fark. Evet. Son olarak Solbakken'e konuşalım. Solbakken geçen seneden beri istediğimiz bir futbolcu. Hatta Emre Otkuca'nın ısrarla istediği gibi bir haberler tweetler okumuştum. Ee, Solbakken'le herhalde Abi yani son... orada bence şu anda basında çıkan haberlerde bir sıkıntı var. Ben Benim mantığım almıyor bazı şeyleri. Şimdi bir deniyor ki aralıkta zaten sözleşmesi bitiyor. 700-800 bin euro Galatasaray verip bitirmek istiyor deniyor. İşte Takımı 2 milyon euro istiyor deniyor. Ama deniyor ki bir yandan da Roma ilgileniyor deniyor. Roma da istiyor deniyor. Ya Roma istiyorsa 2 milyon euro çerez parası abi Roma için. Evet. Yani şimdiye kadar 150 kere verirdi Roma o parayı. Yani Roma'ya iki tane gol atmış çok güzel goller. Yani Belki Roma kendi maçında öyle coşturdu diye istiyorsa. Abi istiyorsa da alırdı ya şu ana kadar. Ama şöyle bir şey var. Sözleşmesi bitiyormuş ya. Bir ihtimal Galatasaray iyi maaş önerdiği için. Gerçi mesela eskiden biz vergiden yırtıyorduk. Türk takımları o yüzden yüksek veriyordu. E şimdi Euro vergiden de yırtmıyor. Euro da 20 olmuş. Hiçbir yere yırtamıyorsun şu anda aslında. Bir de sol alırsak ee, şimdi bizim iki kanadı yerli yapma gibi bir planımız var yani. Uh -huh. Bu plan programlı olan bir şey. Şimdi bir kanadını yabancı yaparsan çok değişiyor işler. Şimdi sağ kanadın Yunus yerli. Alternatifi de yedeği de yerli olmalı ki Yunus'a bir şey olduğu zaman bütün planı, bütün 11'i değiştirme. Yani bütün herkes böyle yapar planını yani bütün takımlar. Mesela o yüzden kaleci kalede yerli rotasyonun olması çok avantajlı ya. Şimdi mesela senin Keremi koyup Kerem'e alternatifini atıyorum Emre Kılıç. Yunus'un alternatifini atıyorum. Barış Alper falan yapabilmen lazım ki birine bir şey olduğu zaman yerli kuralım bütün kadroyu bozmasın. E, sol yeni koyarsan mesela Murutsan'ın kiralanma ihtimali bile o yüzden olabilir diyorum ben. Hatta Vargas ismi geçiyor. O yüzden mantıklı gelmiyor bana Vargas. Ne alaka Vargas diyorum yani. Ee, Dün de bir antrenmandan bir fotoğraf düştü. Ee, Okan hocanın direkt Murutsan'la ilgilendiği ve e, ilgi gösterdiği bir fotoğraf şey diye düşünürsünüz. Okan Hoca bir e, San'a tekrar bir şans vermeyi düşünür mü sizce? Yani bu antrenmanlarda falan zaten mutlaka üzerine düşer hazırlık maçlarında ama e, şu şu yerli muhabbetinde Morutsan biraz zorlanacak gibi görünüyor. Bu boy da boyda herhalde antrenmanda olmayanlardan bir tanesi. Bu e, Çünkü gidişi gündemdeydi çünkü bu arada. Çünkü gidişiyle alakalı görüşmeleri var hmm. sanırım kendi e, kulüpten özel izinli olarak. Hmm. Antrenmanlara katılmamış. Boylan da çok kolay vazgeçiyor olabiliriz gibi geliyor bana ya. Tabi bilmiyorum ne kadar teklifler getirecek kulübe de. Bana da çok çabuk vazgeçiyoruz gibi geliyor. O yüzden ya geçen sene bir takım tepe taklak gitti ya. <laughs> Bu tepe taklak gitmek gitmesi takımın inşallah bazı e, per, oyuncuların performanslarında bize yanıltma yapmıyordur hı. Yani. <laughs> Ondan çok korkuyorum ben. O yüzden mesela Boyun performansı ne bileyim Berkan'ın performansı. Ya da e, kim diyebiliriz? Ee, başka bir tane daha örnek verebiliriz. Belki Morutsa'nın performansı. Ee, bu oyuncuların performansında... acaba bize bir e, böyle bir şey, bir yanıltıcı olabilir mi acaba takımın tamamen tepe taklak aşağı düşmüş olması? Ya kesinlikle öyle. Aynı zamanda e, oyuncuların birbirini tamamlama konusunda yaşadığı sıkıntılar da oluyor bazen. Şimdi. Başka bir oyuncuyla yeni alınacak bir oyuncuyla mesela Berkan belki başka bir 6 ya da 8 numarayla birlikte izlediğinde Berkan sana belki daha iyi bir performans da sunabilir. Yani bunlar da etkiliyor bence onu da altını çizmek lazım. Bu Mursan için de geçerli. Yani sadece geçen seneki kötü gidiş değil aynı zamanda geçen seneki kadro yapısında da kadro kurgusunda da e eksiklikler ya sıkıntılar var. Onlar da oyuncuları daha kötü gösterdi yani bu da bir gerçek. Ee, bunu da unutmamak lazım. Yani biz bunu mesela basketbolda yaşadık. Örnek vereyim. Daryl Macon mesela. Biz küme düşmeye oynuyorduk. Adam bizden Panathinaikos'a gitti. Panathinaikos'ta Euroleague ilk 5 oyuncusu oldu. Ha, yani bizim takımı, ya e, biz adamı göndermiştik küme düşerken yani. Hani e, olabiliyor abi. Ya Manchester City'nin son dönemde yaptığı bütün transferler ilk yıl top oynayamıyor fazla. Yedek rotasyon kalıyor. İkinci yıl yıldız oluyor. Hı hı. Yani bilemezsin yani seneye. Bazı oyuncular başka bir performans sergileyebilir. Futbolda da böyle yani. Sadece tabii, basketbolda tabii. değil. Bütün takım sporlarında aşağı yukarı aynı benzer hikayeleri görebiliyoruz yani. İşte o yüzden bu daha genç futbolculardan çok çabuk vazgeçme e, konusunda biraz soğuğum. Doğru. Yani inşallah iyi, iyi ölçüp tartıp bir şey. Yani belki de o konuca diyecek ki yok kardeşim olmayacak. Yani ben hiçbir şekilde e, bu adamdan faydalanabileceğini düşünmüyorum. E, çünkü oyun tarzı bana uymuyor. İşte oynamak istediğimiz Hı. oyuna uymuyor. O tabii Farklı hocanın işte. kararına saygı duymak da geçiyor. Evet. Son olarak şeyi de söyleyelim ya. Şimdi bugün Riera ayrıldı. Hı hı. E, ve Okan Hoca da kendi ekibiyle geldi. E, bu en önemli usul. bir noktaydı. E, e, bence de gayet iyi oldu. E, ek, eklemeler olacak e, e, ekibe. Ama bundan korkuyorduk. Hani buraya müdahale edip yanlış bir şeyler yapılmasına hiç öyle bir şey olmadı. Bu anlamda. En pozitif. iyi kararını verdiler. Gerçekten buradan da e, yablar tebrik yablar. ederim. Çalışsın. Aynen. Başarısız olursa da birlikte sorumluluğunu <laughs> verirler. Başarılı olursa da birlikte karşılığını alırlar yani. Ya bir böyle şey böyle, böyle müdahaleler yaptığında aslında biraz sorumluluğu da üstüne alıyorsun. Tabii canım. Yani şimdi e, Okan Hoca'nın ekibinden iki tane kişiyi direkt şahsi bir şekilde reddetseydin yönetim olarak. E, hayır kardeşim bunlar Fenerbahçe'de çalışmış o yüzden bize çalışamaz deseydin. E, yarın öbür gün, üç ay sonra işler ters gitmeye başladığında e, adama ekibini getirttirmedin derlerdi. Tabii tabii. Ee, adama doğru düzgün çalışma ortamı sağlayamadın derlerdi. Haklı da olurdu. Haklı da olurdu ve e, bütün sorumluluğu üstüne almış olurdun yani. Evet. Evet, futbolla alakalı eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Sinan? Yok herhalde hepsini konuştuk. Ee, şu an için bence güzel gidiyor işler. Tabii bu dönem iyi dönem. Pozitif tabii. şeylerin yaşandığı dönem. Şu hazırlık maçlarını bekliyoruz. Geç kaldığımızı düşünüyor musunuz? Yo, bir hafta aldık zaten. Ha şeyi diyorsun. Yok, transfer <gülüyor> olarak. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapacak <laughs> bir şey yok ki yani. Böyle böyle yaşandı. Böyle oldu yani. Seçim. Ee, yaşanacaklar. Yani sen seçildikten sonrası seçim mi konuşuyorsun? Evet evet seçildikten kaldık. sonradan e, geç kaldığını düşünüyorum. Valla abi zaten. bence zor işlerle uğraşıyorlar. Zor işlerle uğraştıkları için de geç kalmalarını ben biraz daha doğal buluyorum yani açıkçası. Kim olsa yapamaz zaten. <laughs> yani bu bunlar kolay işler değil yani. Bir de şey de değil. Ya yani istediğin oyunculardan mesela göndermek de yani çok gönderilmek istenen kapı dışına konulmuş oyuncular da değil çoğu yani istediğin Hı -hı. oyuncuların. O yüzden e, belli ki denemek de istiyorlar. E, biraz tutmak da istiyorlar. Şimdi Avrupa'nın da olma işiyle, e, zaten eee sezonu istekli değiller Sezonu çok gelmekte. erken açmayacaksın. Tabii tabii. E, ama daha da gecikmesek iyi olur gibi geliyor bana e, tabii. sanki. Yani tabi. E, tabii hiçbir zaman Galatasaray'da transferler kampa yetişmedi. Daha hiç öyle bir şey gören olduğunu evet. bilmiyorum. Ee, çok e, dilden dile konuşulur, herkesin de evet, söylediği evet. şeydir ama yetişmez transferler. Ama e, bu sene Avrupa yok, belki biraz oradan şey yapabiliriz, bir esneme payı bırakabiliriz. Ama biraz elimizi hafiften çabuk tutmaya başlasa iyi olacak gibi evet, geliyor bana. Evet. Ee, onun dışında bir de şu şöyle bir şey var, transferlerde sanırım 4 kişi üzerinden tamamen bütün e, transferler yürüyor. O yüzden sanki e, bu e, sosyal medyada isimlerin havada uçmasının sebeplerinden biri de bu. Hı hı. Yani bu şey gibi algılanıyor aslında. Sağa sola saldırıyormuşuz gibi algılanıyor ama... E, ...benim kanaatimce kimse bir şey bilmediği için sallıyor gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun orada? Ben de öyle düşünüyorum. Bir de bence çok fazla şöyle... ...biz biraz da geç girmenin de etkisiyle... E, ...ve şu anda paramızın olduğunun da duyulmasıyla birazcık bence... <laughs> Ee, menajerler de çok fazla isim atmaya başladı bence ortaya. Bu da var yani. Hani ee, çünkü parası parası olan veya para harcamak isteyen bir kulüp gördüğü zaman menajerlerin gözler fal taşı gibi ya. açılıyor. Şu anda bir şekilde bize yani birçok oyuncuyu da ittirmeye çalıştıklarına eminim yani. Evet. O ee, zaman futbolu kapatalım ee, basketbolda yeni Geçelim. transferler Evet açıklandı. açıklanmaya başladı zaten bunların hepsini konuşmuştuk aşağı yukarı bir tek Cihan ve floydu konuşmamıştık Cihan ve floyd biraz daha sonradan geldi ya Cihan ve Floyd konusunda da ben açık söyleyeyim çok emin değilim Cihan ve floyd transferinden şundan ötürü e, ya bunu daha önce işte bizim kendi aramızda konuşurken de söylemiştim ya Cihan ve Floyd Fenerbahçe için e, farklı bir şeydi yani ...bizim için farklı bir şey şimdi. Onlar mesela üzülüyor Fenerbahçe taraftarı. Ya C.I.B. Floyd gibi ucuza yani oynayan bir de aynı zamanda... ...işte kenardan gelip katkı verecek oyuncu bulmamız zor diye ama işte... ...tam onun oyuncusu zaten C.I.B. Floyd. 10-15 dakikalık Euroleague'de belli bir rolü oynayacak. Özellikle savunma. işte switch savunmalarında kısanın karşısında duracak. İşte enerji getirecek. Bir oyuncu ama 30-35 dakikaları gördüğünüz zaman bir takımın ana beş numarası olabilir mi C.I.B. Floyd... Bence büyük problem. Büyük soru işareti. Niye? Çünkü hücumu çok kısıtlı bir oyuncu. Yani hücumda tamamıyla Gardon'u ne kadar oynatabilirse o kadar oynayabilen bir oyuncu. Post oyunu adam akıllı yok. Ondan sonra işte orta mesafe şutu yok. Birçok eksiği var şimdi hücumda. Bu tarz oyuncular da bizim ligde maalesef özellikle böyle 35 dakika yabancı katkısı almayı bekleyen... ...yerlileri çok böyle üst seviye olmayan takımlarda genelde problem yaratıyor. E ...biz bunu mesela küme düştüğümüz sezonda da yaşamıştık... ...küme düşmeye pardon düştüğümüz dedim Allah korusun... ...düşmeye yakın olduğumuz sezonda da... ...o, o sene o kadar berbattı ki... ...kafamızda şey küme düştük oldu. yani... Dursun Özbek şeyde... Ya ...genel kurul da kalktı ben, ben daha ...ben öyledim, daha önümde evet, evet, daha, daha düşmemiştik evet... <laughs> ...o sene gerçekten... ...bunu yaşamıştık... ...o yüzden ben biraz orada şüpheliyim... ...Raymar Morgan transferi açıklanacaktır yakında... ...şimdi Raymar Morgan'da da... ...şöyle bir şey var adam bir senedir sakat... Yani sadece iki maça çıkmış bir oyuncu. Bu sene ne vereceği belli değil. Ee, ve o da undersize. Yani bir de çok uzunlarda bence de kaldık. Mahir dışında gerçekten hani iyi sizelik ki o da aslında 2-0 altı. O da çok uzun bir oyuncu değil. Hani net size'lı bir pivotumuz da şu anda yok. 4 ee, numarada Black kaybettik gibi gözüküyor. Yani daha henüz bir yere imzalamadı bildiğim kadarıyla ama... ...Hani Black en azından bir size katıyordu. Bir 4 numaraya göre çünkü kalın Hı. ve uzundu. Şimdi öyle bir oyuncu da e, elinizden gitti. Hani ne yapacağız orayı tam olarak bilemiyorum. Şimdi Dylan Ennis ismi çıktı son olarak. Dylan Ennis ismi büyük ihtimalle doğru. Zaten Tyler Ennis'in de yani kardeşinin de e, attığı dünkü tweetten, Emojiyle de, Emojiyle de, attı. tweetten de, de belli. Aynı zamanda Dylan Ennis en son olarak Galatasaray'ı takip almış zaten Instagram'da. Dylan Ennis ismi çok büyük ihtimalle doğru. E, ya o da şöyle. Dylan Ennis'i ben kızıldığı zamanlarından beri de takip ederim, beğenirim. Ama hani Dylann Ennis gelecek uçacağız gibi bir, bir şey de bence yok. Yani elinizdeki oyuncu e, Trimble Melo'ydu. Yani Melo da çok iyi bir oyuncu. E, şimdi Melo da bize gelirken İspanya'da inanılmaz iyi istatistiklerle geldi. Ve bence Melo Trimble'ın e, sağ görüşü daha iyi yani e, Dylann Ennis'ten. Ben açıkçası hani Dylann Ennis'i evet beğenirim. Çok da iyi bir transfer ama e, yani vol wow, Allah uçuyoruz. Hani basketbol şampiyonu ligini alacağız. Dylan Ennis gelince de değil yani biraz ayaklarımızın da yere basması lazım. Ama hakikaten ön tarafımız çok kuvvetli oldu. Çok um, karakterli oldu bir de Dylan Ennis de öyle. Yani savunmada gayret gösterir, çok atlettir, delicidir. Boston yanına bence iyi bir ikili. Ee, bakalım onu öyle söyleyeyim. Onun dışında bir e, Zeynep Gülen'e ve Efe Güven arasında yaşanan Uh, polemik diyeceğim ama polemik olması için karşı tarafın da olması gerekiyor. Bu da karşı taraf yok aslında. Zeynep Gülen'in kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamalar, bunu da bu zamana kadar niye beklemiş anlamış değilim. ...hani sanırım e, yolları kendisinde ayrılı, ayrılınca bunları açıklamak gelmiş hakkına... ...bir sene boyunca Efe Güven'le çalışıp bu kadar kötü bir hocaysa... ...bu kadar yamuk tarafları varsa bir sene niye beklemiş onu da anlamış değilim... ...bütün bunları açıklamak için e, ya da kendisiyle yolların ayrılması için... E, ...sene sonunun be gelmesini beklemek zorundalar eğer bu kadar e, sıkıntı varsa... ...onu da anlamış değilim... Ee, ama yani benim şahsi görüşüm Zeynep Gülener'in zaten bu kulübe gelmesi yanlıştı. Ee, ben o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Hak etmiyordu bence. Hak etmemesinin sebebi de şu. E, yani Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ayrılırken de. Yani birincisi ya bana bile bir sürü kendisiyle alakalı ben o zamanlar hep sıcak bakmaya çalışmıştım. Yani işte bir yapı kuruluyor falan ama ya bir tane bile olumlu bir şey duymadım yani. Ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim bizim bir yöneticimize yani duyduğumu söyleyeyim onun yalancısıyım eğer yalansa da basketbol federasyonundaki isim vermeyeceğim en üst tepedeki insanlardan bir tanesi aldınız bizi de kurtardınız demiş yani hani o gün gelirken Galatasaray'a şimdi hal böyleyken şimdi yani bir de şeyi de biliyoruz iki tane yöneticinin Galatasaray'daki dönem arkadaşı olduğunu bu, bu şubeye bakan onun da zaten ben doğru bir iş olmadığını o zaman söylemiştim insanların dönem arkadaşının yönetici olması doğru bir şey bence değil diye söylemiştim. Yani nitekim bakarsanız Zeynep Gülen'in e, kariyerine, basketbolculuk kariyerine çok büyük saygım var. Çok da iyi bir garttı. E, ben tabii o zamanları bilmiyorum ama öyle olduğu söyleniyor en azından. Ama yöneticilik kariyeriyle alakalı pek böyle konuşulmuyor. İyi de konuşulmuyor. O yüzden Efe, Efe Güven'le alakalı problemler varsa bile... E, ...bence Zeynep Gülen'e ile alakalı da çok büyük problemler vardı. E, ...hakkında çıkan iddiaların da e, işte uydurma olduğu, işte Efe Güven tarafından çıkartıldığı falan söyleniyor. Söylemiş, özür dilerim daha doğrusu kendisi. Keşke bu konuda da eğer madem ki bu kadar emin bunların bu şekilde olduğunu... ...hukuksal bir aksiyon alsaydı keşke bu kadar eminse. Kendisinin hakkındaki şeylerin yalan olduğuna ve Efe Güven tarafından dışarı sızdırıldığına bu kadar eminse. Keşke öyle yapsaydı diyeyim. Isaiah Cannon kalacak mı demişler. Ee, Isaiah Cannon bence kalmayacak abi. Zaten bu transfer tam yani Dylan Ennis transferi Isaiah Cannon'ın yerine cuk diye oturan transfer. Bence Isaiah Cannon kalmayacak. Ya Isaiah beklemek de bence zaten şu aşamada çok bana doğru gelmiyor. Ya ben Cannon'ı beğeniyorum ama e, yani olmazsa olmaz da değil. Mesela Blackshear bence daha olmazsa olmaz bir transfer evet. şey oyuncuydu. Niye? Çünkü pozisyonunda adam bulmak çok zor. O pozisyonda zaten iyi bir adam olduğu zaman anında gidiyor. Yani Efes bile baktığınız zaman hala Singleton'la acaba uzatsak mı diye düşünüyor çünkü oyuncu bulamıyorlar. Buldukları oyuncu karşı yakadaki Mbaye yani. Onlar bile bunu ancak alabiliyorlar çünkü oyuncu bulmak hakikaten çok zor 4 numara için. Ee, Avrupa pazarında. Son olarak voleybola da geçeyim. Voleybolda sorunlar biraz daha çözülmüş gibi gözüküyor. Yani ilk başta bu bütçe konusunda bir anlaşmazlık olmuştu. Ve hatta işte bir yabancı oynasak mı falan gibi bir durum vardı. Şu an öyle olmayacak gibi gözüküyor. Hatta bir tane transfer haberi de verelim. Büyük ihtimalle Gayla'yı geçen sezon e, ligimizin en skorer oyuncusuydu. Galatasaray pasör çaprazı olarak alacak gibi, anlaşacak gibi gözüküyor. Ataman Güneyligil'le devam ediliyor. Ataman Güneyligil imzaladı, yakın zamanda açıklanır diye düşünüyorum. Hı hı. Nedim Özbey'le yollar ayrıldı. Nedim Özbey'in yıllardır yardımcısı olan Umutcan Çakır, yanılmıyorsam o devam ediyor. Şu anda o yeni hoca oldu erkek voleybolda. Ee, orada işleri çok zor, orada Selçuk Keskin geliyor. Ee, eski pasörümüz geri geliyor. Ama gerçekten çok geç kalınmış bir durum var. Ee, ne kadar bir kadro kurulabilecek falan erkek voleybolda bilemiyorum ya. Yani bir yabancı falan olur herhalde ortada tahminim. Ama kadın voleybolu için herhalde üç yabancılı, belki hatta dört yabancılı bir kadro olacak gibi gözüküyor şu anda. Ee, o panik iklimi dağıldı en azından onu söyleyebilirim. İyi, Vasil Antonaki şey. de devam ediyor o konuda da bir sorun yok. Ha bu arada e, Skandic ile eşleştik. Çok zor bir eşleşme yani Sevkap'ın en büyük favorilerinden Türk Hava Yolları ile birlikte. Skandici ile eşleştik ilk turdan. O da bizim adımıza çok e, büyük şanssızlık oldu. Ve bir haber daha vereyim, bu sefer de mutlu ederek bitireyim, kapatayım. Dibos konusu çok soruluyor. Yani niye ya Dibos'ta açıklanmıyor falan diye. Dibos olayı tamam arkadaşlar. Dibos kaldı yani Galatasaray'da. Dibos'un meselesi menajeriyle alakalı sanırım. E, menajerlik firmasını değiştirmiş. Böyle zamanlarda da prosedürel durumlar oluyor biliyorsunuz. Ondan ötürü muhtemelen menajerlik firmasıyla anlaşmasının sonunun bir tarihi falan vardır diye tahmin ediyorum. Hani detaya hakim değilim. Ama bundan ötürü anladığım kadarıyla bekliyor şu an o açıklanması. Ee, ama Dibos konusunda bir sorun yok. Dibos Galatasaray'da geleceksiniz. Peki okay, tamam. Süper. Teşekkürler. Ağzına sağlık Kerem. Yan branşlar için. Rica ederim. Evet. Sinan var mı eklemek istediğim bir şey? Ağzınıza sağlık. Kerem senin var mı eklemek istediğin bir abi, şey? Yok abi teşekkür ederim. Tamam. İkiniz de ağzına sağlık. Artık e, biraz daha netleşen transfer haberleriyle inşallah daha doğrusu açıklanan transferlerle beraber yeni kadroyu konuşmak üzere tekrar buluşuruz. Bayramdan e... önce bir yayın yaparız. Ya, yaparız yaparız. Son... Ya şeyi de ekleyeyim Meyrin. O da çok soruluyor da ya bu kadın basketbol meselesi. Kadın basketbol bence hocasından tutunda transferlerinin ne olacağına kadar bu hafta içi belli olacağını Hı -hı. ben tahmin ediyorum. Çünkü hoca belli olmadan daha bu iş belli olamıyordu yani. Ee, o yüzden şu ana kadar çıkan isimler de doğru değil Evet tabii ki zaten yerli piyasası belli Işıl bendir, Tuğçe Canıtez'dir işte ne bileyim Pelin'dir, şudur budur Yani isimler belli evet Hani bunlardan birileri olacak sonuçta Ama e, yabancı konusunda şu an hiçbir adım atılmadı yani Gassay'da. Onun altını çizmek istiyorum Şu an daha hiçbir şey yok yani Bu hafta da hoca meselesi belli olur abi kesin olarak Onu söyleyeyim Bir dahaki program o zaman onu da tabii, tabii. konuşmuş olacağız O zaman e, son bir kez daha 1500 kişiden bir beğeni isteyelim e, hatta kanalda abone olmalarını isteyelim. E, video bittikten sonra izleyen arkadaşlardan da yorumlarda e, transferlerle alakalı e, yorumlarını da isteyelim hatta. E, öyle videoyu izledik geçtik yok. Lütfen <laughs> e, aktif bir şekilde yorumlarda buluşalım. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.